Herkese selam dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tasarımın konusu arka plan yapacağız. Dikey bir arka plan, bunu ekranınıza ekleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum olacaktı sizlere. Ben birkaç tane logo yaptım. Bu logoları sizin seçmenizi istiyorum. Bu logoları seçtiğiniz zaman, 1000 abone olduğumuz zaman biz bunu kanal logosu olarak yapacağız. Logolarımız bu şekilde. İki farklı bir renk yaptım. Biri mavi, açık mavi olarak. Biri turuncu ve sarı renk olarak. Bunlardan herhangi birini seçerek anketi cevaplarsanız sevinirim. Anketlere böyle isimlerini yazacağım. Mavi logo, sarı logo 1 diye. Bu logoları bir tanesini seçin. Yani sevdiğiniz logoyu seçin. Ona göre, anket sonucuna göre 1000 abone olduğumuz zaman bu logolardan herhangi birini kanala yükleyeceğim profil resmi olarak. Anketi bu arada şeyden bulabilirsiniz. Yorumlar kısmına link bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Veya WhatsApp'ınıza da ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Bunun için öncelikle PixelLab uygulamasından bir yazı çıkartalım. Hani yazıyı güzel yapmak için. Ben şuraya yazıyorum. Düzenlemeyi PixelLab uygulamasıyla yapacağız. Şimdi şuradan şöyle bir yapalım, ortaladık. Buna bir de yaz tipi seçmeniz lazım. Ben buradan bu yaz tipini seçiyorum. Daha sonra aynen böyle yapıyorum. Daha sonra buna bir de gradient bir renk veriyorum. Bu şekil, tamam. Bu şekil kalsın bura. Şimdi bunu kaydediyoruz. Ortalayalım önce de. Sabit bir şekilde kalsın. Tamam, bunu kaydedelim öncelikle. Tamam, bunu kaydettik. Şimdi diğer ismimizi yazalım. Tamam, yazdık. Ve bu şekilde yaptık gene. Buna da farklı bir gradient renk vereceğim. Şu olabilir aslında ama ya da şöyle olsun, bir dakika. Bunu şuradan seçelim. Aslında şurada bir güzel bir gradient sistemin oluşturduğu bir gradient renk var. Onu yapabilirim. Bunun bir tane daha var. Hangisi olur? Bu güzel olur. Tamam, bunu da kopyalayalım. Pardon. Çıkaralım. Evet. Bunu da yaptığımıza göre şimdi son olarak ne kaldı? YouTube yazısını da yazalım. Tamam, bunu da yaptık. Aynen bu şekilde yazdık. Buna bir de buna renk olarak sadece kırmızı bir renk vereceğim. Öyle olsun. Ve kaydedelim bunu da. Şimdi PixelLab uygulamasıyla işimiz bitti. Daha sonra buradan PixelLab uygulamasını açalım. Ama açmadan önce ufak bir şey olacak. Önce ekran resminizi alın, dikey ekran resminizi. Daha sonra şuradan ayrıntılardan bunun boyutunu öğrenin ki uyumsuzluk olmasın. Çözünürlüğü 1200x1920'ymiş benim. Ben de aynen bu şekilde boyutlandırma yapacağım. Bir sorun olmaması için. Öncelikle şuradan bir siyah bir arka plan seçelim. Evet. Seçtik. Sorun yok. Şimdi seçtikten sonra bunu 1200 ve 1920 yapıyoruz. 1200 ve 1920. Daha sonra ben şu arka planı kullanacağım. Aynen bu şekil. Evet, bu şekil yaptım. Şimdi neler kalmış bakalım. Şuradan gerekli materyallerden bunu ayarlayabiliriz. Bunu da ekleyeyim ben.
Tabi ufaklığını biraz kısalım. 60 kadar yeterli. Bu şekilde yap. Daha sonra bekleyebiliriz. Ama tabi bunu biraz alt kısmı ekleyeceğim. Dediğim gibi alt kısmı ekleyeceğim. Neredeydim? Benim bir gerekli materyalden. Bunlar da herhangi bir değil. Nasıl asıl ekleyeceğiz de. Tamam. Bu şekilde bu kadar. Evet, şimdi bu sıra bunu eklemeye kaldı. Rengini şuradan efektlerini ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapayım. Tabi şurada şöyle büyütebilirsiniz. Size kalmış. Öncelikle şimdi piksel yapmam. Yazılarımızı alalım. İster üst tarafa yapabilirsiniz. Ve de bu tarafa yapabilirsiniz. Tamam, bu şekil yapayım. Ya da şu şekil. Tamam. Şimdi bir bu kaldı. Aynen bu şekilde bu yazıyla ortaladık. Böyle biraz yapabiliriz. Aynen bu şekilde yaptık. Son olarak ne kaldı? Bunları ekleyebiliriz. Tamam, bu şekil yaptık. Aynen bu şekil olsun. Şöyle ekleyebiliriz. Tamam, bunu da ekledik. Başka ne kaldı? Şunlar kaldı galiba da. Bir dakika, kaydedelim. Evet, kaydettik.
yumuşak çıktı. Şükür yapabilirim. Rengini şuradan kırk yapayım. Şunu ekleyelim ama. Kopyala. Buradan çevirelim. Aynen arka planımız bu şekildeydi. İsterseniz ortaya da logonuzu ekleyebilirsiniz. Evet, aynen bu şekildeydi arka planımız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.